Merhaba arkadaşlar, sıfırdan İngilizce derslerinin ikincisine hoş geldiniz. Bugünkü derste özne zamirlerini öğreneceğiz. Özne zamirleri nelerdir? Bunlar subjective pronouns, yani özne zamirleridir. İlk subjective pronoun I'dır, ben anlamına gelir. He sadece erkekler için kullanılır, o anlamına gelir. She sadece kadınlar için kullanılır, yine o anlamına gelir. It hayvanlar, yerler, eşyalar için kullanılır, yine o anlamına gelir. You, sen ve siz anlamlarına gelir. We, biz anlamına gelir. They, onlar anlamına gelir. Hadi birkaç tane örnek yapalım. Jenny sings. Jenny şarkı söyler. Jenny, bir kızdır yani. Yerine she getirilebilir. She sings. O şarkı söyler. Jack sings. Jack şarkı söyler. Jack, bir erkektir bu yüzden he getirilir. He sings. O şarkı söyler. Jenny and Jack sings. Jenny ve Jack şarkı söyler. They sing. Onlar şarkı söyler. The cat runs. Kedi koşar anlamına gelir. Kedi hayvan olduğu için the cat yerine it gelir. It runs. O koşar anlamına gelir. The dog and cat run. Köpek ve kedi koşar. Her zaman birden fazla şey hakkında konuşurken they ifadesi kullanılır. They run. Onlar koşar. Eğer cinsiyeti bilinen bir hayvan hakkında konuşuyorsak, he ve she ifadelerini kullanabiliriz. He runs veya she runs. Evet, şimdi bir sonraki kısma geçelim. Bu kısımda daha çok örnek inceleyeceğiz ama siz hangi pronoun kullanmamız gerektiğini tahmin edeceksiniz. My student study. Öğrencilerim ders çalışır. S harfi var, yani birden fazla kişi anlamına geliyor. Bu yüzden they study haline getirilebilir. John is handsome. John yakışıklıdır. Sadece bir erkek bu yüzden he getirilir. He is handsome. O yakışıklıdır. Pizza is delicious. Pizza lezzetlidir. It is delicious. O lezzetlidir. Istanbul is a city. İstanbul bir şehirdir. İstanbul bir yerdir, bu yüzden İstanbul yerine it getirilir. It is a city. O bir şehirdir. My parents love my cat. Ebeveynlerim kedimi çok sever. They love my cat. Ebeveynler iki kişidirler. Bu yüzden my parents yerine they getirilir. They love my cat. Onlar kedimi çok sever. My parents and I love my cat. Ailem ve ben kedimi çok seviyoruz. We love my cat. Önceki örneğe benziyor ama bu sefer I da eklendi. Ailem ve ben, yani biz anlamına gelir ve bu yüzden we getirilir. We love my cat. Biz kedimi çok severiz.